Peki gelin Değirmenköy özeline gidelim. Bu arsanın hikayesini Mustafa kardeşimin de meraklarını ve Değirmenköy'deki kardeşlerin meraklarını giderelim. Arsayı bir alabilir miyiz arkadaşlar? Bakın tane tane okuyorum size. 134 ada bir parsel. Hani biz göreve geldiğimizde hemen kuzeyinde ineklerin, keçilerin otladığı şu anda 50 milyon liraya bitiremeyeceğiniz profesyonel maçların dahi oynanacağı dev bir spor kompleksinin ve dinlenme tesisinin hemen güneyindeki bir arsa burası. 134 ada bir parsel. 9525.54 metrekare yüz ölçümüne sahip. Mali hazinesine ait ve kayıtlı iken 5 Ocak 2023 tarihinde 14.288.310 TL bedelle Silivri Belediyesi tarafından satın alınmış ve parsel Silivri Belediyesi adına tescil edilmiş. Yani tapusu bize geçmiştir. Birincisi bu arsa mali hazinesine ait. Hani Silivri Belediyesi'nin Değirmenköy'ün Köyü'nün en kıymetli hazinesi dediğiniz yer zaten mali hazinesinin. Bizim değildi arkadaşlar. Ve ihale yoluyla veya bir başka yolla bu arsanın satımı ve satılması önünde hiçbir engel yoktu. Küçük sanayi sitesi imarlı. Gelelim dönelim bir, bir devam edelim. Evet biz burada 134 ada bir parsel 16. 8. 2023 tarihinde burada iki ileriye gidin e, geri gel bir tane daha geri gel. Evet bu burada kal. Bakın burada arkadaşlar adına küçük sanayi sitesi den, denen ne Silivri'ye ne Silivri Belediyesi'ne ne de oradaki emekçilerimize, esnafımıza, sanatkarımıza yakışmayan bir tesis var. Belde Beles zamanında yapılmış yaklaşık 35-40 yıllık ve deprem yapılan deprem incelemesi tıpkı o sağlık ocakları gibi yıkım kararı çıkan bir yapı. Şimdi burada şöyle bir konu var. Değirmen köyün küçük sanayi sitesine ihtiyacı var dendi. Köylü traktörünün sabanını işte aracı bozulduğunda vesairesinde bir küçük sanayi sitesinde işte tornacısından oto tamircisine kadar dükkanların olduğu, 13 dükkanın olduğu bir sanayi sitesi. Sanayi esnafımızla iki defa görüştük. Onların talepleri ilk görüşmemizde. Burada sanayi sitesinin korunması, kollanması ve bu sanayi sitesinde onların bu işlerine devam etmeleri noktasında oldu. Biz de kendilerine biraz önce Mustafa Bey'in de ifade ettiği gibi, Buradaki sanayi sitesinin yapılsa bile, sanayi sitesi belediye yapılsa bile burada ihale yöntemi dışında hiçbir yöntemle hiç kimseye keyfi bir uygulamayla bir dükkan tahsis edilemeyeceği, kiraya verilemeyeceği ya da satılamayacağını ifade ettik. Net kanun yasa bunu emrediyor. Ve şunu, şunu yaptık. 134 adada 4 parseli ve 134 adada 3 parseli. Burasını ifraz ettik yani ikiye böldük. 14 milyon küsür liraya aldığımız yeri 1640 metrekaresini Silivri Belediyesi'nin envanterine tutarak ve burada şunu yineledik dedik ki biz burada bu arsanın üzerine bakın ekranın sol köşesinde kırmızıyla Daruz'un ve e, şu anki sanayi sitesinin tam bulunduğu arsayı ayırdık 1640 metrekare. Bir kere bunu satmayacağız dedik. Hemen e, arkasında mavi boyalı olan 7885.54 metrekare yeri de Silivri Belediyesi'nin iş işlemleri ve hizmetlerinde kullanılmak üzere yasalar çerçevesinde açık ve açık arttırmalı ihale yöntemiyle satışının kararını aldık. Oy birliğiyle geçtiğimiz meclis siz hayır dediniz. Cumhur İttifakı evet dedi ve bu arsa bu arsa e, önümüzdeki günlerde Tekrar söylüyorum. Silir Belediyesi'nin hizmetlerinde kullanılmak üzere satılacak. Vay efendim peşkeş çekiliyor. Vay efendim bir şahsa satılacak. Vay efendim bir fabrikaya satılacak gibi dedikodular hiç kimseye bir şey getirmez arkadaşlar. Bunun ihale tarihi bellidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin her vatandaşının her şirketinin bu ihaleye girme, teklif verme ve açık artırma usulüyle de bu ihaleye teklif verme hakkı ve hukuku vardır. Dolayısıyla bu arsa kimseye tahsis edilmeyecek bu arsanın silir belediyesi bir kişiye bir şahsa bir fabrikaya vermesi satması mümkün değildir yasalara göre mümkün değildir bir sonraki e, şeye gelelim bir daha devam ettirelim evet bakın burada mavi taralı alan 7500 küsür burasını satışını yapıyoruz kırmızı alana da Değirmenköy'ün ihtiyacı olan sanayi sitesini yapmak ve bu satıştan elde ettiğimiz gelirle bu sanayi sitesini yapacağız. Şöyle düşünün, Silivri Belediyesi'nin elinde hiçbir arsa yoktu. 14 milyon lira cebinden, cebimizden, hazinemizden, kasamızdan para çıkardık. Şu an bu 1640 metre yer 20 milyon eder. Üzerine yapacağımız yapılarla beraber, beraber bu dükkanların satışı Silivri Belediyesi'nin veya kiralaması veya Silivri Belediyesi'nin envanterine Yaklaşık 75 milyon değerinde dükkanları kazandıracağız. Bu 4,5 yılda kapalı pazarından parklarına, stadyumundan sosyal hizmetlerine. Bakın biraz önce de söyledik 112 acil istasyonumuzu yapıyoruz. Ha, önümüzdeki günlerde burada bunu söylemedim. Belediyemizin ek hizmet binasını da yıkıp sağlık ocaklarını, muhtarlık binalarını, mahalle evimizi, kütüphanemizi değirmen köyümüze kazandırmayı düşünüyoruz. Şimdi burada bir şey bulduk. Cumhur İttifakı'nı, Volkan Yılmaz'ı eleştirelim. Eleştirin de neye göre eleştiriyorsunuz arkadaşlar? Değirmenköy'ün göbeğinde değerli bir arsa satılamamış. E peki etlerin göbeğindeki meslek, polis meslek okulu İstanbul'un en değerli arsasını Ekrem Bey satarken neredeydiniz? İstanbul'un en değerli arsası satılamaz niye demediniz? Üsküdar'da İktaş'ın binası satışa çıkıyor. Merter'de ek hizmet binasını Büyükşehir Belediyesi'nin satışa çıkardığınızda bu kıymetli yerler satılamaz diye niye ortaya çıkmadınız? Satılabilir. Onlar da satılabilir. Bu da satılabilir. Diğerleri de satılabilir. Şimdi biz Büyükşehir Belediyesi'nin hemen hemen bakın hemen hemen bütün satış dosyalarına rakamlarıyla bir sonraki meclis cuma günü getiririm. Hepsine onay verdik. Siz siz Büyükşehir Belediyesi'nin toplam tarihindeki borçtan daha fazla borcu 4,5 yıl içerisinde yaptınız. Rekor kırdınız. Satış konusunda e, şikayet etmenize gerek yok. Yani bir yerin bir yerin bir yerin en değerli yer olması onun satılamayacağı anlamına gelmez. Doğru değerlendirilirse, doğru fiyata satılırsa her yer satılabilir. Bunda bir şey yok. Onun için burada yalnız siyaset yapacağımız diye yalnız e, işte burada bir sis perdesi oluşturacağız diye esasında komik duruma düşüyorsunuz. Değirmenköy'deki vatandaşlarımız biliyor ki bu dört buçuk yılda kapalı pazarından parklarına stadyumundan sosyal hizmetlerine bakın biraz önce de söyledik 112 acil istasyonumuzu yapıyoruz. Ha önümüzdeki günlerde burada bunu söylemedim. Belediyemizin ek hizmet binasını da yıkıp sağlık ocaklarını, muhtarlık binalarını, mahalle evimizi, kütüphanemizi Değirmen köyümüze kazandırmayı düşünüyoruz.